Urfa'nın Helvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir sel felaketi meydana geldi. Yurttaşların evini su bastı. Beyaz eşyaları ve mobilyaları sele kapıldı. Evler kullanılamaz hale geldi. Caddelerde araçlar selle birlikte sürüklendi. AKP'nin yerel yönetimler anlayışı Urfa Helvan'da da sınıfta kalmıştır. Helvan 42 bin nüfusa sahip fakat sel afetinden sonra görüldü ki kanalizasyon boruları ve altyapı çalışmaları oldukça yetersiz. Yaşanan tüm sel felaketi doğal bir afet olabilir. Fakat altyapının kötü olması selin gücünü ve yurttaşların maddi kayıplarını daha da arttırmıştır. Geçimini hayvancılıkla sağlayan kırsal mahallelerdeki yurttaşlarımızın küçükbaş hayvanları sele kapılıp telef oldu. Ekili alanlara verilen tüm emekler, isot, buğday, fıstık ve ekinler harap oldu. Yani Helvan çiftçisi bu ekonomik krizde borçla toparladığı cebindeki son parasını da mazota, tohuma, gübreye verdi ve yaşanan selle birlikte hepsi yok oldu. Bu yıl insanlar tarlalarından bir kazanç elde edemeyecek. Helvan'ın Çimdeli, Malgüran, Kepirhisar, Üçüzler, Şabo, Saluca, Aliyele ve Şeyh Servan köylerinde tarımsal alanlar kullanılamaz haldedir. Helvan'daki insanlar bu sene ağır bir kuraklık beklenirken Urfa çiftçisinin sulama sorunu halen çözülmedi. Urfa çiftçisi Tarım Bakanlığı'na bağlı olan sulama birliklerine olan borçlarını ödediği halde tarlalara verilen basınçlı suyun elektrik borcunun sulama birliği tarafından ödenmemesi sebebiyle Suruç, Bozova, Culap ve Taterik sulama birliklerinin elektriği kesilmiş, çiftçi 1 milyon dönüm alanı sulayamayacaktır. Yani bu yıl 1 milyon ekili alan kurumayla yüz yüze bırakılmıştır. Ayrıca pasif haldeki Bozova Merkez Sulama Tesisi 8 yıldır çürümeye terk edilmiş. 15 bin dönüm alan sulanamamaktadır. Yine bu yıl bölgede don ve dolunun en etkili olduğu ve etkilenen ilçelerimizin başında Bozova geliyor. Bozova'da 350 bin dönüm fıstık yaşanan don ve dolu yağışından dolayı verimsiz hale geldi. Ve pamukların %70'i sökülüp yeniden ekildi. Ayrıca fıstık üreticilerinin de zarar tespiti yapılıp gereken destek sağlanmalıdır. Bozova'daki 120 köyün %70'i ciddi hasar görmüşken halen gerekli desteğin sunulmaması ise izaha muhtaçtır. Bir an önce zararların tespiti yapılıp Bozova halkımıza gerekli olan desteği sağlanmalıdır. Urfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı yaklaşık 15 köye sulama imkanı sunacak olan sulama kanalı kullanıma başlandığı gün DESİ tarafından kanala deneme amaçlı bırakılan su ile kanal duvarı yıkılmış ve kanal patlamıştır. 10 yıldır yapımı süren kanal daha kullanıldığı ilk gün patlıyor ve kanaldaki su ekilmiş tarlalara kontrolsüz bir şekilde dökülüyor. Kanal üzerinde bulunan Ak Ziyaret, Yukarı Çiftlik, Aşağı Çiftlik, Küçük Horzum, Horzum, Yarımtepe, Çömlekçi, Akçehisar, Çakmak, Gelibolu, Ördek, Akpiyar, Servent, Bezirci ve Kırkpınar köyleri halen suyu beklemektedir. Üstelik bu sulama kanalı yurttaşlara ait tarlaların üzerinde inşa edilmiştir. Bunun karşılığında yapılması gereken ödeme yerine yurttaşa vaat edilen taşlık alan tapulaşması dahi yıllardır bekliyor. Kanalı yapamadınız, hadi anladık. Peki tapuları dağıtmak bu kadar zor mu? Urfa halkı ve Urfa çiftçisi sizin bu hantal bürokrasinizle, hatalı tarım politikalarınızla daha ne kadar mağdur edilecek? AKP iktidarı yönetemediği gibi en basit bir kanalı dahi inşa edemiyor. Çiftçinin sulama sorununu çözemiyor. Dolu ve dondan kötü etkilenen çiftçiye gereken desteği sağlayamıyor.